Abi şu an biz ülkenin pahalı bir AVM'sindeyiz. Bu yemek güzel olacak. Bu sefer başaracağız. Ben inanıyorum. Üzümden pahalı şey görmedim. Gıda. 1 kilo ekmek 2 dolara geliyor. Dünyanın en zengin Mısır ülkelerinden birisi. Gıda fiyatlarına geçmiş olsun dünyada. Benim şu dünya turunda aklımdan çıkmayan şey, 1000'den fazla patates çeşidi var. Kilosu 25 dolar. Latin ve Orta Amerika'da en pahalı şey ne? Patates. Bunların hepsi patates arkadaşlar. Karidesler, midyeler ve bu sadece 3 dolar. Bunların kolası. Evde içeriz, tadarız. Bizim fakirhaneye hoş geldiniz. 2 parça of. Bayağı büyütmüş. Nesi be bu? Bunlara ne kadar ödedik? En çok merak edilen şey o değil mi? Herkese merhabalar gençler, nasılsınız? Biz canavar gibiyiz. Şu anda Peru'nun başkenti Lima'dan sizlere sesleniyorum ve benim için bir ülkeye geldiğimde gerçek anlamda yapmayı çok sevdiğim, o ülkelerin ekonomik ve satın alma gücünü algılamak için kendimin de böyle çok keyif aldığı bir video olan market videosunu sizin için yapacağım. Ve aynı zamanda bu sefer biliyorsunuz önceki bölümlerde anlatmıştım, marketten alışveriş yapıp evde yemeğimizi de yapacağız. Yani sadece fiyat göstermelik bir video olmayacak. Aynı zamanda alışverişi yapacağız. Karidesler, balıklar vesaire. Evde bunu pişireceğiz. Hem bize bugün misafir olacaksınız, hem buradaki bir alışveriş sürecimize şahit olacaksınız. Şimdiden size iyi seyirler. Hazırsanız Peru en kapsamlı market videosu başlıyor. Arkamda bulunan market metro zinciri. Her yerde olduğu gibi burada da var ve önce size ülkeyle ilgili hızlı bilgi vermem lazım. Fiyatlardan bahsetmeden önce 1 dolar yaklaşık 3.94 gibi düşünün. Bunların para birimine geliyor. Ülkedeki kişi başı gelir 5500-6000 dolar yıllık. Ama bu ülkedeki insanların %25'inden fazlası günlük sadece 5.5 dolara geçinmeye çalışıyor. Özellikle pandemiden sonra buradaki insanların dükkanları kapatılmış, işsizlik artmış ve inanın daha geçen aya kadar bu şehirde dışarıda insanlar çift maske takıyormuş. Hatta biz birazdan markete girince Nesibe başlamış. Çift maske. Arkadaki güvenlik bakıyordu, onu kapatmaya çalışıyordum abi. Gel şöyle çekelim çünkü kameraları görünce çektirtmiyorlar. Kaç defa kovulduk. Yine vereceğim bilgileri çift maskeyle içeri gireceğiz. Ve bu ülkeyle ilgili anlatacağım en önemli şeylerden bir tanesi, Güney Amerika'nın en büyük ekonomi anlamının 3. ülkesi. Özellikle yeraltı kaynakları çok fazla ve tarımsal alanda da en başarılı oldukları şey balıkçılık. Hazırsanız markete gidiyorum. Evet gençler, maskemizi çift taktık. Sebze reyonundan başlıyoruz. Bu ülkedeki insanların normalde şu arkamda gördüğünüz bu marketlere girme şansı dahi yok. Mesela burada tarım çok iyi demiştim ya. Karpuz var mesela. Şu kadarcık karpuz 1.5 dolara falan geliyor. Ufacıcık karpuz. En çok tükettikleri şey pirinçler. Böyle devasa pirinç var. Şu mesela arkadaşlar 5 kilo. Yaklaşık olarak 5 dolara falan geliyor. Yani kilosu 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. Bunu ve siyah fasulyeyi çok kullanıyorlar. Ama biz artık pirinç yemekten bıktığımız için pirinç falan aramıyoruz. Ya tam bir mısır cenneti. Ülkede var ya, dünyanın en zengin mısır ülkelerinden birisi. Beyazı var, siyahı var. Aynı zamanda 1000'den fazla, bildiğiniz arkadaşlar bakın 1000'den fazla patates çeşidi var. Şunun da tanesi mi nesi? Uno diyor. Tanesi 3 değildir ya. Normal kaynatılıp yeniyor mu acaba? Kilosunu anlarım ama tanesinde olmadığını eminim. 3.20'ymiş. Burada bizdeki gibi limon hiç görmüyorsunuz. Lime yani. Ama o kadar çok sulu ki bu lime'lar. Bir tanesi işinizi görüyor. Bu mesela kilosu 5 sol. Nesibe en çok şunun ülkenin marullarına, yeşilliklerine bayıldı. Koca pakette değil mi Nes? Güzeller. Yarım dolara geliyor. Ya bir de hiç daha kötü sebze yemedik. Evet. Hatırlıyor musun? Peru'dakiler özellikle güzel ama. Çok taze gerçekten değil mi? Çok taze. Taze ve lezzetli arkadaşlar. Yani meyve sebze konusunda da gördüğünüz üzere aşırı zengin bir ülke çıktı. Mesela domatesler var burada. Kilosu 1 doların altına geliyor ama domates yediğinizi hissediyorsunuz. Soğanlar biraz pahalı. 1.5 dolar civarında. Niye soğan bu kadar pahalı anlamadım. Patates uygun olduğu için olabilir.
Ya burası da ananas cenneti. Ama burada kiloyla satıyorlar. Kilosu 1,5 dolar bunun. Ya biz bunun Panama'da falan kocamanını 1 dolara alıyorduk. Burada çok yok demek ki. Bu kadarcık şey mi bu para nesi be? Ne kadarmış? Çam fıstığının. 100 gramı 11 sol. Yani kilosu 110 sol, kilosu 25 dolar. Çam fıstığının. Keza bakalım badem yaklaşık olarak 20 dolara geliyor. 1 kilo badem. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatları ya da bulunduğunuz ülkedekileri yazın. Ama bu ülke için bu rakamlar çılgın arkadaşlar. Dehşet rakamlar hatta. Hatta şunun karışığını alsak. Bu bile nereden baksan ne yapıyor? 10-15 dolar şu karışığı bile. Hadi ya. Nesibe çerezi geç gel karides alalım. Yok sen mısırları vardı ya onların onu bakıyorum. Hep oluyordu. Hayır şeyin yanında yeniden mi? Restoranlarda. Evet aynen. Onu görürsek gösteririz. Önceki bölümde anlatmıştık zaten. Biz bu Lima'ya bir haftadır önce geldik. Bayağı şehri öğrendik. Önceki bölümü izlemeden bu video ile ilgili yorum yapmayın. Canavar gibi bölümdü o. Çok kapsamlıydı. Bana deseniz ki Latin ve Orta Amerika'da en pahalı şey ne? Üzüm. Üzümden pahalı şey görmedim gıda konusunda. Kilosu 4-5 dolardan başlıyor arkadaşlar. 1 kilo üzümü. Mesela envai çeşit İşte tropik meyve yiyorsunuz bedava ama elmadır, portakaldır 2 dolardan aşağıya hiç görmüyorsunuz. Çünkü burada bunları üretmiyorlar çok fazla. Daha çok tropik şeyler üretiyorlar. Bakın demiştim size siyah mısır. Bildiğiniz simsiyah. Bunun meyve suyunu bile yapıyorlar. Patates, bunların hepsi patates arkadaşlar. Şu gördüğünüz bütün hepsi. Bu patates, bak şu patates. 1000 çeşit patates var ülkede ama tabi çoğu kullanılmıyormuş artık. Havuç gibi patatesler var. Kilosu da yaklaşık olarak hep 1 dolar ve altında. Biz geçen mesela bir patates aldık, havuç gibi yedik patatesi. Hatırlıyor musun aldığımız patatesi? Yemeklik, evet, yemeklik havuç gibiydi. Tatlı niyetine yedik. Tabi tavuksuz, balıksız olmaz. Bak size şimdi tavuktan başlayayım. Şu tavuğun kilosu 10, yani 2,5 dolar. Şurada daha küçük piliçler var. 3,5-4 dolara geliyor. Şöyle gidelim. Ya Türkiye'deki fiyatları gördüm. Kanat manat ne olmuş öyle ya? Burada kanat varsa göstereyim de. Göremedim. Yok kanat yok kanat. Kanat görürsem gösteririm ama yani 3 dolara 2,5 dolara 1 kilo tavuk alıyorsun burada mesela. Ya bak kıymalar var. Şöyle. Bu kıymanın kilosu 6 dolara geliyor. Ki bura bir de pahalı bir yer. Daha uygun bir yere gitsek çok daha uygun olur. Mesela burada etler var. Yani 10 dolar, 7 ila 10 dolar kilosu etlerin. İtalyanlar daha pahalı bak mesela ya. Burada mesela Meksika var. Amerika Arjantin var. Arjantin var, Amerika var. Onlar mesela 20 dolar kilosu. Evet, ama Arjantin'in eti de bayağı meşhur. Çok pahalı ya. Ama mesela kendi ürünlerinden bakalım şuna. Bu 14 dolarmış. Ama geçen kendi ürünü denedik. Çok güzel çıkmadı. Bu da mesela 10 dolar civarında kilosu. Şu daha küçük mesela bu 37 dolar. Biz muhtemelen geçen kötü bir şey aldık ben sana söyleyeyim. Bence de. Yani düşün 7 dolara da var et, 20 dolara da var. Nesibe bak ne aldım. Adam benim tuttuğum etlerden verdi direkt. Bu çok iyi bir et dedi, sulu dedi. Biraz fiyatı yüksek dedi ama dedi hani evde yapıp yemelik çok güzel bir etmiş. Ha zaten üzerinde tava, hem tava, tava hem mangos. 10 dolar. Ama bizim işte Airbnb'deki tavalar kötü. Ya artık ya hak deyip yapacağız. Vay 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 arkadaşlar bakın et aldım az önce. Şöyle aklınıza gelebilecek dünyanın en iyi karidesleri. Balıkları var. Yarım kilosu bunlar genelde. Yani yarım kilosu şurada 500 gramı 400 gramı var. 6 dolara geliyor. Ama marketlerde kilosunu yani balık pazarlarını 10 dolara alıyorsun. Orada yediğimiz. Evet. Burada karışık var. 13.50. Şu an biz ülkenin pahalı bir AVM'sindeyiz. Karidesler, midyeler, scallops'lar var içinde. Ve bu sadece 3 dolar nesibe. Aa bak şöyle. Al ya bunlar. Çok uygun değil mi fiyatları? Deniz mahsulü konusunda bedava. Burada neler varmış? Burada balıklar var açılmış. Hı hı. Bir sürü. Onları da yine böyle yarım kilo paketlerde satıyorlar. 5 dolar, 6 dolar ama diyorum bak burası pahalı. Yani bir balık pazarına gitsen 5 dolar. 5 dolara kilosunu alıyorsun. Evet. Gayri safi milli hasılası 200 milyar dolardan fazla ve kişi başı dedim ya 6 bin dolar düşüyor. Yani 30 milyon kişi yaşıyor. 10 milyonu bu şehirde.
ve neredeyse cari fazla veren bir ülke. Çünkü yeraltı kaynakları çok zengin. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık da iyi. Özellikle deniz mahsulü konusunda en büyük ihracat kalemleri, bir de kauçuk var. O yüzden hani hali vakti olanın durumu çok iyi. Yoksulun da durumu günlük 5 dolar arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi Latin Amerika'da. Et yanında da salata yapmaya karar verdik ve eti tereyağıyla yapacağız. Eğer kendi yerel markalarıysa şöyle fıstık gibi 200 gramlık tereyağı 1 dolar ama ithal ise 4-5 dolar. Yani ithal mallar burada inanılmaz pahalı, yerel mallar bedava. Tamamen bütün ürünlerine ya domuz koyuyorlar ya tavuk. Bir sosis alayım diyorsun, domuz var. Cerdo demek domuz. Ya da tavuk, yani %100 dana olan şeyler pahalı. Bir de aynı zamanda inanılmaz bir peynir cenneti. Her yerde evet, zengin. Çok var değil mi burada? Evet. Diğer ülkelerde hiç böyle değildi. Mesela kendi peynirleri var şurada. Kilosu 8 dolara falan geliyor. Şöyle Metro'nun peynirleri var. Keza o da 8-9 dolara geliyor ama pahalı ya, 9 dolar dediğin şey neyse be, 9 dolar ucuz değil ki ya. Kaç para yapıyor? 160 lira. Ama senin baktığın ithal miydi? Hayır, kendi markası Metro'nun. Bak, aha. Kendi bak paketlemiş, 9 dolara geliyor. Bence dünyanın cılkı çıkmış arkadaşlar. Evet, kola fiyatları arkadaşlar. Mesela ikilisi 3 dolara falan geliyor ama onların koladan çok içtikleri şey bu. Inca Kola. İnkalardan dolayı bir markaları var kola isminde. Böyle yani tadını tam çıkarabileceğim bir lezzet yok. Biraz daha bir tatmam lazım. Ama en çok bunu tüketiyorlar. Şöyle 2,5 litreliği 2 dolar. Ya 2 dolar pahalı değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bak Red Bull'lar var. 2 dolardan fazla. Küçücük Fanta yarım dolar. Pahalı yani. Bence uygun değil bunlar. Hani bizi Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'den nereden izliyorsanız yazın. Ben mi yanılıyorum? Yoksa dünya gıda fiyatları konusunda kafayı yedi mi? Evet, Nesibe Hanım'dayız. Şu an yağ fiyatlarına bakıyoruz. 2 dolardan aşağı yağ yok arkadaşlar. En ucuz yağ 2 dolar. Mesela ketçap alacaksın Heinz'ın. 2 dolardan aşağı ketçapı yok arkadaşlar. Hani bunlar eskiden 1 dolar falandı birçok yerde. Ha gerçi yerel böyle markalara bir şeyleri var. Ama bunlar bolognezmiş. Yarım dolara falan. Lakin yine de ne bileyim. 5.25'ten 1.95'e inmiş. Makarna. Evet. Yuh. Hem de yarım dolardan daha az. Ya mesela burada 1.60'a da makarna var. Yani 30 sente, 40 sente de makarna bulabiliyorsun. 2 dolara da makarna var. Ama şey, makarna konusunda zengin bir ülke değil mi? Sen evet. Neye bakıyorsun Allah aşkına? Ya turşular vardı. Canım çekti de bu ne turşusu? Turp turşusu mu bu? Ha. Ya şalgam o ya Nes. Hayır. Vardı ya bunların çok yedi. Yuka. Ha yuka mı? Bizim asla beğenmediğimiz. Ha zeytinler. Burada zeytinler ucuz bu arada. Yani şu paket 1,5 dolar falan. Biz normalde bunu 5-10 dolardan aşağı görmüyorduk. Ya ben gittim burada makarna fiyatlarına bakıyorum. İşte 30 sent, 40 sent, 1 dolar, 2 dolar. Sen neye bakıyorsun? Sana bir kese altın vereyim. Çocukluğumuzun mu? Alalım bir tane. Dursun evde yeriz. Çikolatası çok kötüdür bence. Yani sırf şekli var değil mi? Ya bu ülkelerde beni en çok üzen ne biliyor musunuz? Abi Türk markamız neredeyse hiç yok. Yani ne Orta Amerika'da ne Güney Amerika'da. Ya bizim buralara girmemiz lazım. Yani garip garip saçma sapan ülkelerin ürünleri var. Bizim ürünlerimiz yok. Ve haberleri de yok yani bizden. Çoğu insan bizi doğru düzgün bilmiyor arkadaşlar. Haberi yani bir tek dizileri izleyenler anca o kadar. Bak mesela, bak sana bir göstereyim güzel kardeşim. Al olive oil. Bakalım nereden gelmiş? Madrid'den gelmiş. İspanya. Ya çoğu yani %99'u ya İspanya ya İtalya. Ve zeytinyağlarının ufacık şişeleri, ya şu kadarcık şişe 3 dolar. Şu mesela 7 dolar, 8 dolar. Ya bizim buralarda olmamız lazım. Haksız mıyım gerçekten? Bize canavar gibi gençler lazım. Canavar, girişimci, dünyanın farkında olan gençler lazım. Üzülmüyor musun? Şurada bir tane zeytinyağı markamız yok. Hangi ülkede gördün? Türk markasını. Hiçbir şeyimiz, bizden sadece haberleri bile yok. Türkiye'de bir yerde sabun görmüştüm. Bir de Paşabahçe'nin şeyini gördük. Aynen, o kadar. Gerçekten üzücü, gerçekten ya. Ben geçen içtim dedim ama içmemişim. Benim içtiğimi başka bir şeymiş, mısır suyuymuş. Aldık. Merak ediyorum ben. Bunların kolası. Evde içeriz, tadarız. Et aldık, romero aldık. Çerez aldık, su aldık. Biraz limon aldık. Çok uzun kalmayacağız. 2 gün sonra başka şehre gideceğimiz için bizi şimdilik bu idare eder. En çok şaşırdığımız bir şey söyleyelim. Ha, bu ülkede ekmek var. Evet, hem de
Yani sadece şu oda bakın, kadar yer ekmek. Bunların hepsi ekmek. Yani normalde pirinç yemekten, patakon yemekten bir hal olduk. Ve ekmekleri canavar gibi. Hiç kötü ekmek yemedik. Bakın bizdekinin aynısı. Şöyle göstereyim arkadan. Ve kiloyla satıyorlar mesela. Bir kilo ekmek 2 dolara geliyor. Çok iyiydi bu konuda. Peru'yu övmek istedim. Beni en çok şaşırtan şeylerden birisi, bu ülkede mesela kahve kültürü çok az. Yani hani Latin Amerika'da genel olarak az olduğunu bile söyleyebilirim. Bunu iddia ediyorum. Yani anlaşılır gibi değil. Orta Amerika'da daha çok kahve kültürü vardı. Burada da mesela şöyle bir markaları var. Küçücük bir 50 gramlık kahveyi 3 dolara falan satıyorlar. Yani Nescafe falan vardı, onun yüzüne bakmıyoruz bile burada. Ama enteresan, yani şurada paketlenmiş halleri var. Yine 45 gramı. Bu da bir 5 dolara falan geliyor. Kahve konusunda umduğumu bulamadım. Sanırım dünyada artık her yerde fixlenmiş. Süt 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar, 1.2 dolar. Burada da aynı. 1 dolardan aşağı süt yok. Ya diyelim ki böyle bu ülke balık ülkesi değil mi? Konserve oldu mu, zeytinyağı oldu mu? 2 dolar ya şu. Bir tanesi de tuna, yani orkinos balığının konserve hali 2 dolara geliyor. Şurada kaç paraya satıyorlar zaten kocaman balığı değil mi? Balık alsan, karides alsan ucuz. İşin içine zeytinyağı girdiğinde dünya para oluyor arkadaş. Aynen. Türkiye'ye dönünce yerim bokça. Oraya da gelince karidesi özleyeceğiz. Yani mesela bir şey söyleyeyim mi? Ben mısırın bu kadar pahalı olmasına şaşırdım açıkçası. O kadar mısır olmasına rağmen değil evet, mi? Evet, yani mısır ülkesi burası. Ama 2 dolar. 2 dolar. Nohut var. Nohutun kilosu 3-4 dolar. Gerçi şey mısır bize göre. Bu ülkeler abi sadece şey yiyor. Kahvede fasulyeleri var malum. Yarım kilosu 1,5 dolar. Yani şunu öğrendik bu turda. Gıda fiyatlarına geçmiş olsun dünyada. Ucuz diye gelişmemiş ülkelerin anasını ağlatmışlar. Mümkün değil. Artık refah çok zor olacak. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri tuvalet kağıtları, peçeteler. İşte uygun onlar 2 dolar. Şöyle kocaman var ama bayağı lüks bir şeye benziyor. 32'lisi 9 dolar. Dandiklerine bakalım. Yani şöylesi var mesela 6 dolar. Ama bunlar kötüleri. Şu Scott en çok gördüğümüz marka. Ama bu bayağı büyük. 30-40'lısı 10 dolara geliyor. Tuvalet kağıdı herhalde her yerde pahalandı bilmiyorum ama yakında yaprağı sileceğiz böyle giderse. Neden? Maskeden dolayı mı? Başım dönüyor şu benim an. De bak. Yani şey, midem bulandı bir de. Bir de çift maske yani. Çok kötüymüş. Resmen nefesim boğazıma kaçıyor. Benim şu dünya turunda aklımdan çıkmayan şey hızlı tüketim ürünleri, parfümler, şampuanlar. Allah aşkına bakın burada da kaç para. 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar, 8 dolar şampuanlar. Şu pandemi döneminde fiyatı en çok artan şey diyebilirim. Yani 4 dolardan 5 dolardan aşağı şampuan bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sular var, 2,5 litre yarım dolara geliyor arkadaşlar. 60 cent gibi düşünebilirsiniz. Küçüklerinden isterseniz 1,55. Ama şu kocaman meyve suyu 1 dolar mesela. Bu Orta Amerika'da çok pahalıydı. Peru'da fiyatlarını biz gayet uygun bulduk. Böyle raflarda hem yerel markaları var. Mesela şunlar gibi diye tahmin ediyorum. Hem de yabancı markalar. Ama genelde 1 dolara birçok şeyi alabiliyorsunuz. Mesela hatırlıyor musunuz Nikaragua'da falan ne kadardı bu Lay's'ler? 4 dolardı, 5 dolardı. Burada 1,5 dolara düştü. Oraları var ya canını okumuşlardı ya. O Honduras'tır, Nikaragua'dır. Hiçbir şey alamazlar insanlar. Burada yine alım gücü daha iyi. Oralara nazaran en azından. Zaten Latin Amerika'nın da en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Ekonomi anlamında. Sevdik Peru'yu. Ama ne yazık ki fiyatlar konusunda dünyada çok ciddi bir sıkıntı var. Ama birçok yerle ilgili size şunu söyleyeyim. Çoğu ülkenin para birimi dolara karşı %20, %10, en fazla %30 artmış. Son 5 yılda hiçbir ülkenin bizdeki kadar dolara karşı kendi para birimi 4 kat, 3,5 kat artmamış. Bu sadece bize özel. Yani bizdeki fiyat algısı artışıyla bunlarınki aynı değil. Buradaki adam diyor ki, evet zam var, önceden diyor mesela 5 pesoydu diyor, 7 oldu diyor. Ama biz 5 değil artık 20 oldu diyoruz. Mesela bir ekmek bir de 5 olur diyoruz. Bu ülkelerin hiçbirinde böyle bir şey olmamış. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne özgü bir şey. Ya Deniz Pehlivan video yapar da size alkol fiyatlarını göstermez mi? Gözünüzü seveyim buyurun. 3 dolar şaraplar, 4 dolar, en pahalısı 5 dolar. Bunlar da aynı. 3 dolar, 4 dolar. Absolute Vodka 10 dolara geliyor. Şu şey vodkası Polonya, ben bunu bayağı içmiştim bir ara.
Ne kadar uygun ya. Yani 100 liraya falan alabiliyorsun bunu. Keza Smirnoff 100 liraya falan geliyor. Dünyanın en pahalı alkolünü biz kullanmıyorsak ne diyeyim yani. İlk 5'e ya da 10'a gireriz iddia ediyorum. Şöyle bakınalım. Bak mesela Bacardi'ler var 10 dolara. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatlarını ama eminim çok pahalıdır ya, eminim. Biralar bu arada burada 70 cent falan yani, 1 dolar bile değil. Bizim mekanların vesaire pahalı olmasının en büyük sebebi bu alkol işte. Zam yapıyoruz, içiyorsunuz. İçmeyin be kardeşim. Ya şöyle bir şarap aldım. Merlot. Şile şarabı. Abi Şile'nin, Arjantin'in bir şarapları var. Ve buradaki şarapların çoğu da oradan gelme. Avrupa'da var, Peru'nun da var ama bence bu işin sanki olayı bu coğrafyada Arjantin'de, Şili. Oralara gidince zaten videolarını yapıp anlatırım ama şarap içtiğinizi anlıyorsunuz ve kralı 7 dolar ya. Hadi pahalısı 10 dolar olsun. Bu ülkeleri sevdim. Bakalım neler olacak. Oraya gittiğimizde de çekerim zaten. Ettir, şaraptır. Hepsinin canavar gibi bölümleri gelecek. İçmeyene saygım var. Ama içene de karışmayın arkadaşlar. Bu bizim için bir kültür. Lütfen saçma sapan yorumlar yazmayalım. Ödememizi yaptık. 140 sol tuttu. 35 dolar. Neler aldığımızı birazdan evde göstereceğim. Yeter ki şu maskeden kurtulayım artık. Ben de şu an onu istiyorum. Bizim aracı park ettik. Airbnb'de tuttuğumuz eve geldik. Kırılıyordu ha. Şişelerden birini çarptım çaktırmadan ama kaçtım şu anda. Ya kapıları bile bozuk. Kapı bozuk. Kapının önünde bekliyorsun. Dışarısı rüzgarlı mesela. Dönüp de kapıyı açmıyorlar burada mesela. Böyle bekliyor. Kafaların rahatlığını anlatamam. Bizim fakirhaneye şöyle ışığımızı da açalım. Geldik. Hoş geldiniz. Önceki bölümde zaten göstermiştim ama böyle bir fakirhanemiz var. Hadi bir yerleşelim. Evet dostlar, ne aldık? 2 şişe fıstık gibi bir Şili şarabı aldık. Ödüllü bir şarapmış bu. Öyle yazıyor üstünde. Sonra şundan aldık. Bu böyle bizdeki hani yemek yerken böyle biranın yanında falan yediğim böyle tuzlu bir leblebi falan olur ya. Ona benziyor ama mısır. Şu eti yapmalık Romero. Muhteşem bir koku veriyor. Tat ve koku veriyor Romero. Az sonra ben pişirirken hepsini gösteririm. Nesibe kendine bir ekmek almış. Daha hiç tatmadığımız şu Inca Kola'dan tatacağız. Bunların yerel kolaları gibi, içecekleri gibi düşünün. Ondan sonra canavar gibi bir etimiz var. Yani premium bir et aldık. Yaklaşık olarak da bu 750 gram. İkimize çok rahat yeter. Bu muz dünden kalmaydı. Nesip öylesine koymuş. Tereyağı aldık. Limon aldık böyle. Lime aldık daha doğrusu. Bir de şöyle bir bisküvi aldık. Burada çok tatlı böyle güzel bisküviler var. Şöyle çilekli, sütlü bir bisküvimiz. Bunlara ne kadar ödedik? En çok merak edilen şey o değil mi? Orta Amerika'da ve Güney Amerika'da şu ana kadar gezdiğimiz yerler içinde en uygun market fiyatları Panama'daydı. Şuradan izleyin. Yani Panama'dan sonrası hikaye. Satın alma gücü olarak söylüyorum. Burada şunların hani fiyatlarını TL'ye vurunca 550-600 TL yapıyor. Hiç uygun değil. Yani bunların para biriminde bile, Perulların para biriminde bile çok fazla. 140 sol ödedik buna. 35 Amerikan doları. Çok mu Nes? Panama'dan sonra. Çok değil mi? Panama'da biz bunu çok daha azı. Mesela bu burada 1 dolara aldık. Bunu Panama'da çok daha uygundu. Et daha uygundu. Ama premium bir et de olsun. Helal hoş olsun. Şimdi bu canavar gibi mutfağımızda yemeğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi gençler, burada eti aldığınız zaman genelde paketlerde veriyorlar. Bizdeki gibi işleyeyim, abim hazır hale getireyim, marine edeyim falan hiçbir şey yok. Eti aldık. Direkt cozurt diye şuradan keselim. Maşallah be, kokusu geldi. Ya biz geçen gün bir et aldık, yemedik, çöpe attık ya. O kadar kötüydü. Hani o ucuz olanlar muhtemelen öyledir. Bu iyisiydi. İnşallah bunu yiyebiliriz. Ama mesela deniz mahsulünden artık bıktık, karidesten, kalamardan. Bir de onu başka bölümlerde sıkça yiyip gösteriyoruz zaten. Bir de bunu görün istedim. Etimiz geldi. Şöyle bir iki parça. Of, bayağı büyükmüş Nesibe bu. Et. Aa, çok kalın. İşte adam bunu ayırırsın dedi. Bak ortadan hazırmış zaten, görüyor musun? Ha. Şöyle ayırmış. Zaten üzerinde fotoğrafı vardı. Bu böyle birazcık skirt et delikleri. Aa, ayrıldıkça ayrılıyor. Ha, ete benziyor. Bunu alacağım. Direkt ha, şey yapacağız. Mangala.
yani tavaya. Var işte bizdeki, buradaki herhangi bir. Ama benim tavaya. Ben şu yağlarını ayıklayayım bunların ya. Yani biraz ayıklasan ama çok ince, yani çok ince bir et. Bir hızlı pişer bu. Pişer. Onu alsan sanki eti gidecekmiş gibi. Şöyle ayırıyorum parça parça. Ya işte uğraşmıyorlar hiç. Uğraşsa hazırlayacak da böyle veriyor. Ne diyorsunuz, bunun yağını alacak mıyız almayacak? Ben etten hiç anlamam ki. Yani eti yemesini sever Deniz ama. Yani hiç dokunmayı bile sevmiyorum ete. Yani bu apayrı bir kültür. Kuru oluyor buradaki etler eğer yağı yoksa. Yani sade böyle et şeklinde alınca kıpkırmızı, lezzeti yok. Saman gibi oluyor. O yüzden çok da eti mıncıklamak istemiyorum. Bence hiç şey yapma ya, o kadar üstünden yağ alma. Çünkü sen yağını alırsan sanki böyle etini de azaltmışsın. Şunu alsam yeter ama. Çünkü bizim şef bıçağımız da yok. Benim bıçak şey, portakal soyacağım. Tatlı bıçak. Yani biz şu an Airbnb'de kaldığımız için normalde ev kiralamıyoruz. Hep dışarıda yiyoruz. Artık dışarıda yemekten, sipariş vermekten, anlaşmaya çalışmaktan, ne geleceğini ummaktan yorulduk. Hem evde şöyle bir ev ortamına deşarj oluyoruz. Hem de böyle yemek yapıp kafa dağıtıyoruz. Burada Master Chef'e taktık. Sabah akşam aç kaldığımız için genelde böyle sokak mutfağı Peru'da biraz var. Onu hani tattık da öncelerde hiç gittiğimiz ülkelerde yoktu. Oturuyoruz abi, Master Chef izliyoruz. Ama bir şey öğreniyoruz yani, et nasıl yapılır? İşte neler konur? Balık nasıl hazırlanır? Kaç dakika pişmelidir? Ya Romero'yu öğrendim bu gezimde mesela. Bak Romero koyacağım mesela ete birazdan. Tabağımı şimdi ısıtıyorum. 5 saniye elimi tutamazsam tabağım ısınmış demektir. Hiç tereyağı koymazdım. Böyle tavada yapılan ete tereyağı koymaya başladım. Bu arada bizim tavamız normal menemen tavası. O tava da bu tava değil işte. Yani döküm tava olması lazım ama yok burada. Şurada etlerimi dinlendirdim bir saat kadar. Lan oğlum bizimki de gariban master şefi. Orta, az bilmem ne, duyduklarımı böyle yapacağım. Geçen seferki çok kötüydü. O yüzden bu sefer umudum büyük, inşallah değecek. Başlıyoruz. İyi, bu bayağı ısındı Nesibe. 2 dakika bir tarafını, 2 dakika diğer tarafını pişireceğim. Şöyle başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bir test amaçlı şu iki parçasını yapalım. Atama tereyağı. Tereyağı abanıyorduk değil mi? Evet, bol olsun. Bence bizim ilk yaptığımız ette tereyağın yanlışlıkla tuzu aldığımız için çok kötü olmuştu. Acımayayım mı tereyağı? Ooo, etler çok tereyağı kullanmış. Ne yapayım, MasterChef öyle yapıyorlar. Tamam şef. Ama güzel kokuyor ha, Nes. Ooo. Romero'yu da al. Evet, Romero'larımızı atalım. Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Yara bandı alabilir miyim? Ya kesmedim, hayır lan söylemem. Çatal battı bu oldu da, şey olmadı. Bol Romero'yu da attım ki kokuyu versin. Şefim, bu yemek güzel olacak. Bu sefer başaracağız. Ben de inanıyorum. Bize var ya, misafir gelse biz yemek yapmayı unuttuk. Aç bırakırız. Açabilirim ama. Ne açabilirim? Aynen onun dediği gibi kızdım ya böyle. Maşamız yok bunlar. Burada olmak istiyor musun? Çok istiyorum. Sen olmak istiyor musun? Hayır, Fethiye dönmek. Marul, taze soğan. Sadece marul ve taze soğan ya. Aramızdaki fark, birimiz buna heyecanlanıyoruz. Ben. Birimiz de buna. Ama pişti gibi. Evet dostlarım, ben tadıyorum. Bugün doğru düzgün bir şey de yemedim zaten. Şöyle oturdum. Tek korkum kayış gibi olması. Oo Nesibe. Şu suya bak. Yüzersin içinde. Şöyle bak. Ya bilerek şey pişirdim ki sulu kanlı olsun. Tek korkum o, geçen hatırlıyor musun? Kayış gibi olmuştu. Evet. Lütfen öyle olmasın. Ya kayış gibi mi? Yok. Bu sefer değil. Doğru söylüyorsun. Vallahi değil. Ya böyle şey sakız gibi olur, yutamazsın. Öyle değil değil mi? Değil. İyi, süper. Korkuyla yaklaştım. Şükür değil. Afiyet olsun bize. Bize afiyet olsun. Master Chef de beraber. Arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Sizlere ülkedeki durumu anlatmaya çalıştım. Gerçekten de özellikle son zamanlarda dünyadaki gıda fiyatlarının çok net bir şekilde arttığını hem Orta Amerika'da hem buralarda, Güney Amerika'da gösterdim ve ben de farkındayım, gerçekten ciddi anlamda artmış. Hani siz de kendi ülkenizdeki fiyatları, durumları yazın ki başkalarına da bir rehber olsun. Belki benim hani yanlış yorumladığım yerler vardır. O yüzden sürçülisan ettiysek affola.
Sonraki bölümde Peru'nun daha da güneyine gideceğiz. Akabinde Machu Picchu'ya gideceğiz ve sonra Amazonlara gideceğiz. Bunların hepsini de vlog olarak anlatacağım. İnşallah sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Kanala abone olup bildirimleri açın. Herkese Peru'dan selamlar.